Yumurtalarımızı haşladık. Bu şekilde. Çin bıldırcın yumurtalarımız. Bunlar da normal bıldırcın yumurtalarımız. Bunların kabuğunu soyacağız. Gördüğünüz gibi normal yumurta kabuklarını da atmıyoruz. Kalsiyum kaynağı bunlar. Arada böyle ufak ufak kırıp yemlerin içine karıştırıyoruz. Hem yumurtaları daha sağlam olsun. Kabuksuz yumurta atıyorlar bazen kalsiyum eksikliğinde. Onlarla karşılaşmayalım diye. Bunları da bu şekilde değerlendiriyoruz. Size de tavsiye ederim. Bu şekilde yediğimiz, kendi tükettiğimiz yumurtaların kabuklarını da atmıyoruz. Parçalıyoruz. Bunları soyalım. Yani elinizde rende varsa rendeyle yaparsanız daha iyi olur. Daha ufak parçalar olur. Ben de şu an rende olmadığı için ellerimle parçalayacağım. Evet, yumurtaları görüyorsunuz. Artık yumurtlamaya da başladılar. Yumurta videosu da gelecek. Evet, yumurtaları yemeye başladılar. Şu an ben olduğum için biraz çekiniyorlar. Yoksa normalde, ya ben olduğum için demeyeyim de kameradan biraz korkuyorlar. O yüzden, yoksa saldırırlardı. Şöyle biraz da göstereyim bıldırcınlarımızı. Yumurtalarını verdik. Onlara yeterince protein kaynağı olacak bunlar. Arada böyle yani haftada bir veya 15 günde bir vermek iyi geliyor. İyi oluyor yani. Bu arada suluklarını da dışarıya aldım. Bu şekilde. Yandan yaptım. Biliyorsunuz suluk videosunu içeriye yapmıştık. Şu arkaya. Bakın deliklerde belli.
Ama yaptıktan sonra şunu fark ettim. Çok suyu yere döküyorlar. Ve altlarının ıslak olmasına neden oluyor. Ve koku yapıyor ıslak olduğu için de. Böyle bir yöntem buldum. Hemen dışarıya aldım solukları bu şekilde. Ve artık dökemiyorlar fazla yani dışarıda olduğu için. İçerideyken üstüne atlıyorlar, altından geçiyorlar, bir şekilde döküyorlardı. Bu şekilde hiçbir su zayiatı olmuyor ve altları da ıslak kalmıyor. Yani yaptıkça öğreniyoruz, besin oluyoruz. Tavsiye ederim siz de yapacak olursanız, dışarıdan yapın kesinlikle. İçeriye yapmayın, çok döküyorlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Yeni videolarda görüşeceğiz inşallah. Abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.